saati devam ediyor sevgili seyirciler. Telefon numaramız 222 22 22. Bu telefon numarasından programımıza katılabilirsiniz. Bir konuğumuz var. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Mehmet Zeki Aydın. Hocamızla insan ilişkileri üzerine konuşuyoruz. Ve devam edelim hocam. En son din, ahlak, gelenek ve görenekler, hukuk, insan ilişkilerini etkiler diye söylemiştik. İşte bir sıralama yapmak gerekirse nasıl olur diye sormuştuk en son. Evet, insanın şöyle veya böyle davranmasını etkileyen sebepler bunlar. Hı hı. İşte hukuk, gelenek, görenekler, evet, insan vicdanı ve din. Bunun hangisi öncelikli diye sormak bir anlamda felsefi bir soru ya da ideolojik bir soru. Hangisine öncelik verelim? Mesela Amerika daha çok hukuku öne çıkarıyor. Dikkat ederseniz Amerikan filmlerinde, polisiye filmlerinde, suç filmlerinde çoğunlukla sonunda polis yakalar. Evet. Bununla neyi vurgulamak isteniyor? Ya burada siz hiçbir zaman hukuktan kurtulamazsınız. Her zaman yani ne yapsanız sonunda sonuçta polis gelir, sizi gelir yakalar. Bu neyi öne almış oluyor? Hukuku ön plana çıkarıyor. Eğitimde bu televizyonuyla, radyosuyla, gazetesiyle, hatta okuldaki eğitim faaliyetleriyle bunu ön plana çıkarıyor. Diyelim ki siz gelenek görenekleri ön plana çıkarabilirsiniz. Veya vicdan eğitimini ya da din eğitimini ön plana çıkarabilirsiniz. Ya da bireyler için farklı olabilir. Hukuk her toplumda geçerli olan, herkesi bağlayan bir yapısı var. Hiç kimse hukuktan kurtulamaz. Ama benim için gelenek görenekler daha etkili olabilir. Sizin için vicdan daha çok etkili olabilir. Bir başkası için de din daha etkili olabilir. Bir de biz hangisini tercih ediyorsak ona çok eğitim veririz. Diyelim ki gelenek göreneklere çok eğitim veriyorsak o zaman gelenek göreneklerimizi ön plana çıkarırız. Sürekli onu anlatırız. İşte bizim geleneğimizde bu vardır. Şunu yapmak lazım. Bunu yaparsan ayıp olur. Bak bu kıyafeti nasıl giydin? El alem ne diyecek? Seni ayıplayacak. Utanmıyor musun? Gibi. Bir selam vermez mi insan? Bu toplumdasın gibi. Ayıplama. Yani gelenek göreneğin yaptırımı ayıplamadır, kınamadır. Veya taltif etmekte. Oo şuna bak ya, ne iyi adam, ne güzel adam, ne iyi yapmış, ah böyle yap gibi hareketlerle bizi o yönde etkiler. Yalnız tabii bu sanayileşmenin ve şehirleşmenin getirdiği ortamda gelenek göreneğin etkisi fazla kalmadı. Dolayısıyla biraz doğu toplumlarında biraz daha fazla sanıyorum, değil mi? Yani bir takım şeylerden dolayı ayıplanmak. Ya da işte bir adete bir geleneğe, mesela düğün işlerinde bilhassa, değil mi? Düğün, cenaze merasimlerinde filan. Ufak bir ayrıntıya, eğer bir adete, süre gelen bir şeye dikkat etmediyse hemen ayıplanma gibi şeyler biraz daha fazla gibi geliyor. Yani sadece aslında düğünde değil, belki biraz daha çok ama her şeyde çıkıyor. Her şeyde, şimdi doğru. Şimdi diyelim ki sokağa çıktınız, böyle hoplayarak, zıplayarak yürürseniz, ya tabii, ne diyecekler? Yani, bak deli derler. Yani en basit bir davranışta bile. Veya işte bir şey alacaksınız. Orada kuyruk var. Kuyruğa girmezseniz hemen orada size ayıplarlar veya bir kötü söz söylerler. Ya da diyelim ki bir iki kişi, üç kişi bir aradasınız. Birisi eli cebinde konuşuyor. Veya işte elinde, erkekler için daha çok tesbihle konuşuyor. Ya da ne bileyim iki kişi konuşurken ya da bir toplulukta iki kişi yan yana konuşuyor. Diğeri yani evet, hemen ne yapıyoruz? Kınıyoruz, ayıplıyoruz. Yani her hareketimiz de etkili. Ama bu şehirleşmenin ve sanayileşmenin getirdiği bir sonuç olarak gelenek görenekler bizleri çok fazla artık etkisini kurtarmaya başladı. Evet. Özellikle büyük şehirlerde. Çünkü insanlar birbirini tanımayınca onun da fazla etki var. Yani ayıplama olayı ama buna rağmen dünyanın hiçbir yerinde bu tamamen de yok olamaz. Yani kimse bana karışamaz. Belki hukuken karışamaz ama en azından insan insanı etkiler. Yani diyelim ki
yanlış bir davranış yapan insana şöyle bir yan gözle baktığın zaman bile karşıdaki insana etkilenir, çekinir. Evet. Dolayısıyla bu gelenek göreneklerin etkisi fazla. Bunun tamamen yok olması da iyi bir şey değil aslında toplumumuzda. Bunları ön plana çıkarmak lazım. Ama gelenek görenek deyince tabii çok geniş bir kavram. Bazı yani artık ona belki gelenek de denilebilir. Yanlış geleneklerimiz de var işte. Gittikçe azalıyor ama onlardan da kurtulmak lazım. Mesela? Diyelim ki öc alma yani işte birisi kan davası, başlık parası, işte başlık parası gibi bunlardan da kurtulmak lazım. Özellikle böyle bir gelenek, görenek akla aykırıysa ve hiçbir faydası yoksa, bir külfet getiriyorsa, dindar insanlar için dine aykırıysa bundan vazgeçmek lazım. Evet. Ama gelenek, görenekleri tamamen ortadan kaldıralım, kimse kimseye karışmasın derseniz, o zaman herkese her şeyi kanunla öğretemezsiniz. Her yerde polis, her yerde kanun geçerli olamaz. Ama gelenek, görenek insanları etkiler. Yani bu özellikle genç çocukların yetişmesinde bunun çok önemi var. Davranışlarda biraz daha dikkat ediyor insanlar tabii, o zaman tabii. Değil mi hocam? Doğru, tamamen kaldırılması zaten herhalde düşünülemez. Pek de iyi olmaz diye düşünüyoruz. Evet. Ama hangi gelenekler, hangi adetler olursa da apayrı bir konu. İşte kan davası diyoruz, ne bileyim biraz önce saydık başlık parası. İşte bir hasta doğu derken aslında ben onu söylemeye çalışmıştım biraz önce. Mesela berdel hadisesi yapılır. Evet. Ne bileyim ahlaka bile mugayir şeyler adettir diye biz dedelerimizden babalarımızdan böyle gördük, böyle adettir diye yapılabiliyor bu tip şeylerde. Hangilerinin devam edeceği, hangilerinin kaldırılacağı biraz ahlaki bir konu diye düşünüyorum, değil mi? Ahlaki konu biraz biraz dini konu, evet. Biraz da akla doğru. Ölçü aha, almak evet. Gerekiyor. Yani bu yaptığımızın kime ne faydası var? Hı hı. Bir, tamam gelenek olarak yapıyoruz ama ne faydası var? Doğru. Eğer faydalıysa devam ettirmek gerekiyor. Ya da hiç zararı yoksa yine de devam edebilir. Hı hı. Ama çok açık bir şekilde zararlıysa ondan vazgeçmek gerekiyor. Evet. Şimdi öbür taraftan insan davranışlarını etkileyen vicdan dedik. Bir de din var. Şimdi din insanları hem de daha derinden etkiliyor. Dinin yaptırım gücü ise bu dünyada değil de daha çok ahirette. Yani işte iyi insan olursan karşılığını cennet olarak göreceksin. Yanlış yaparsan cehenneme gideceksin. Bu da büyük bir etkidir. Özellikle İslam dini açısından her din böyledir ama biz İslam dini böyle yani Müslüman bir toplumda yaşadığımız için bundan daha çok bahsedeceğiz. İslam dini açısından çok daha önemli. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde, Peygamber'in birçok sözlerinde insan ilişkileri bahsediliyor. İnsanların karşılıklı sevgi, saygı içerisinde yaşamasından bahsediyor. Kendimiz için istediğimizin başkası için istememizden bahsediyor. Bir iyilik yapmanın şu kadar sevap olduğundan bahsediyor. İşte yine böyle Peygamber'imizin verdiği bir örnekten öğreniyoruz ki bir insan bir susuz kedi ya da köpeği su verdiği için cennete gidebiliyor veya buna benzer işte komşusuna yardım etmek, büyüklere saygı göstermek, insanlara kin tutmamak birçok tabii ahlaki özellikler insanları etkiliyor. Zaten ahlakın konusu da bu. Ahlak bir insanın her yaptığı hareket ahlaka girmeyebilir. Bir hareketi iyi ya da kötü diyorsak o ahlakın konusuna giriyor. Ahlaki olanları tabii insan sadece dinle yapmayabilir. Kendi vicdanıyla ya da toplum gelenek görenekleriyle bir takım hareketleri yapabilir. Ama sonuçta bütün bunlar birleşiyor ve bir toplumu ayakta tutan kuralları ortaya çıkarıyor. Ve biz bunları bir bütün olarak yeni nesle anlatıyoruz. Anlatmamız da gerekir. Çünkü bunlar sayesinde insanlar ilişkilerini düzenliyor. Aksi takdirde kimse kimseye karışmaz dersek meşhur atasözü işte
her koyun kendi bacağından asılır ama bir koyunu buraya asın, bir süre sonra kokmaya başlar. Yani mahalleyi, şehri kokutabilir. Onun için toplumda birbirimize iyiliği, güzelliği öğreteceğiz. Önce tabii kendi kişiliğimizde bunu göstereceğiz. Bu sebeple bunların üzerinde durmakta yarar var. Evet. Bir arkadaşımız belki slogan bir ifadeyle, çünkü benim zihnimde çok yer etmiştir bu. İnsani olan İslami'dir, İslami olan da insanidir diye söylemişti. Tabii. Sizin söylediklerinizden de bunu çıkarabiliyoruz çok, çok rahatlıkla. Çok yerinde. Evet, şey. Yani Kur'an-ı Kerim'de de işte iyi işler yapanlar, hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler ve işte güzel işlerde, iyi işlerde bulunanların mükafatlandırılacağı söyleniyor. Başta galiba ahiret inancının olması gerekiyor bir kere güzel şeyler yapmak için, değil mi? Eğer işte ahiret inancı varsa bir insanda kötü şeylerden kendisini alıkoyabiliyor. Ben işte bunun cezasını öbür dünyada görürüm diye. Bir inanç gerçekten çok önemli. Biz hep söylüyoruz programlarımızda da. İnsanın inancı olmadıktan sonra dayanacak hiçbir gücü de olmuyor sanıyorum. Yani tek sebep ve indirgemek belki biraz aşırı kaçar. Biz en kuvvetlisinin, evet, en etkilisinin olduğunu diyoruz. Çünkü Allah'ın görmediği bir yer yok. Allah'ın görmediği bir yere gidilemeyeceğine göre, evet, sürekli onun kontrolünü hissetmek önemli. Doğru. Ama diyelim ki bir insan dine fazla önem vermeyebilir de bu arada kendi vicdan eğitimini de yapabilir. Onu da tamamen yani reddetmek ya da kabul tabii etmemek o da değil. Yani o da kendini eğitebilir. O da mümkün ama biz diyoruz ki din daha etkili. Çünkü insanı çok derinden bir duyguyla kapsıyor ve sonsuz olan ahiret hayatına yönlendiriyor. Ve o sayede insanlar iyi davranıyor ya da bir takım kötülükleri yapmıyor. Peki ahlakı nasıl tanımlıyoruz hocam? Evet. Biraz önce bahsediyoruz. Program başladığından beri ara ara geçiyor konusu. Evet, nasıl tanımlayabiliriz? Ahlak deyince insanların davranışları, huyları geliyor. İnsanların kendi başına ya da başkalarıyla ilişkilerini düzenliyor. Bu düzenlerken bu davranışlarımızın içerisinde iyi dediğimiz ya da kötü diye nitelendiğimiz davranışlara ahlak diyoruz. Yani her davranışımız ahlakın içerisine girmeyebilir. Yani ben yemek yerim. Yemek yemeğinde eğer iyi diye nitelenen bir taraf varsa o ahlakidir. Ama kötü, yani diyelim ki ben gayrimeşru haram bir mal diyorum. Orada kötü, o ahlakiliğe giriyor. Dolayısıyla ahlak insanların iyi veya kötü diye nitelendirilen davranışlarıdır. Huylardır, alışkanlıklardır, tutumlardır. Alışkanlıklar nedir? Belki ileride daha çok bahsedeceğiz. Bir, yavaş yavaş farkında olmadan bir hareketi yapmak ve onu sürekli hale getirmek alışkanlıktır. Yine huylar da bu ahlakın konuları içerisine girer. Evet. Aslında sormak istediğimiz başka sorular da var ama şimdi yine kısa bir ara vereceğiz. Bir filmimiz var hocam. Belki bu film üzerinde de konuşabiliriz sizinle. Anne çocuk eğitimiyle ilgili filmlerimiz oluyor bizim programlarımızda. Evet. 5'er dakikalık kısacık filmlerimiz. Ama gayet güzel mesajlar veriliyor. Dilerseniz birlikte seyredelim. Sonra üzerinde de sohbet edebiliriz. Konumuz zihinsel gelişim. Hep birlikte seyrediyoruz sevgili seyirciler.